Son derece sağlıklı görünen bir kişi günlük ilişkilerini ve işlerini sürdürürken en az 30 kişiye virüs bulaştırmıştı. Bu kişiye olayı daha kolay anlatmak için virüs taşıyan diyelim. Virüs taşıyan hastalığın taşıyanda hastalığın belirtisi yoktu. Virüsü taşıdığını başta kendisi de bilmiyordu. Virüsü ailesine, babasına, amcasına ve yanında çalışanına bulaştırdı. Amcasının tedavisi sebebiyle hastanenin muhasebesine gitti. Orada immün yetmezliği olan bir başka kişiye bulaştırdı. Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci tedavi gördü. Bir başka hastanede çalışan 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve bulaştırdığı görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyanın babası, amcası ve çalışanı uzun süre yoğun bakımda tedavi edilerek taburcu edildi. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına da bulaştırdı. O arkadaşı da kendi ailesinden beş kişiyi enfekte etti. Virüs taşıyan yani bu olayda virüsün ilk taşıyıcısı kendisi gibi yayılma kaynaklık edecek daha pek çok kişinin varlığına yol açtı. Taşıyıcıyı bir kez bile görmemiş olan insanlar zincirleme bulaşan virüsle hayatlarından oldu. Eğer virüs taşıyan virüsü bulaştırdığı kişiler, onların temas çevreleri izole edilmeseydi. Tablonun nasıl büyüyeceğini hayal edin. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün açıkladığımız vaka sayısı 2456 idi. Yani dün itibariyle 2456 kişide daha virüs tespit edilmişti. Ondan önceki gün 2148 yeni koronavirüs hastası bildirmiştik. Ondan önceki gün açıkladığımız sayı 2704'tü. Dün itibariyle toplam vaka sayımız ise 18235'ti. Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi, her birinin sosyal hayatı vardı. Şüpheli görülüp Karantinaya alınmadan önce günlük işlerini sürdürüyorlardı. Tıpkı taşıyıcı gibi bankaya gidiyorlardı. Alışverişe çıkıyorlardı. Arkadaşlarıyla kafede buluşuyorlardı. Kalabalık araçlara biniyorlardı. 18135 hastanın her birini anlattığım olaydaki virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerinin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Tespit edilmemiş başka hastalar olduğu gerçeğini buna ilave edin ve yayılımın ne kadar kolay, ne kadar hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var. Fakat bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. 60 yaş üstü hastalarımızın ölüm haberleri hepimizi yaralıyor. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Ailelerimizi uyarıyorum, büyüklerimizi riskten koruyun. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz. Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biri. Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı aldı. Bu çerçevede yapılan önerileri Sayın Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanımıza detaylarıyla sundum. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını Durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Virüse bu gücü tanımayalım. Son 24 saatte 16.160 test yapıldı. Toplamda 140.716 test yapılmış oldu. 2.786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20921 oldu. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir. Burada ise illerimize illerimizin tamamında artık görüldüğünü söylemiştim. Bu dağılıma göre İstanbul'da 12231 vakamız, İzmir'de 1105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum. Nüfusa göre en riskli illerimiz değerlendirildiğinde İstanbul İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli ilk beş il olarak sıralamak mümkün. Bu slaytta da vakaların toplam tanı koyduğumuz vakalarımızın yaş dağılımı. Bu yaş dağılımında da görüldüğü şekliyle 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğünü ve 40 yaş üstünde de teşhis konan vakaların daha çok olduğunu, özellikle erkeklerin kadınlara göre e, görülme oranının daha yüksek olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Genç yaşlarda teşhis sayısının düşüklüğü virüse karşı direncin bir işareti olarak belki bir işareti olarak algılanmamalıdır. Gençlerimizin hastalığı ya hiç hissetmemekte ya da çok hafif geçirdiğini daha önce de ifade etmiştim. Burada ise vefat edenlerin illere göre dağılımı. Şu an 25 ilde can kaybımızın olmadığını, 56 ilimizde hayatını kaybeden vakalarımızın olduğunu buradan da görmüş oluyoruz. En yüksek vefat sayımız 210 ile İstanbul, 27 ile İzmir, 14 ile Kocaeli, 11'er vefat ile Ankara ve Konya takip ediyor. Burada ise vefat eden hastalarımızın yaşlarına baktığımızda 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha da artmış olduğunu ve özellikle de erkek oranının kadınlara göre daha yüksek olduğunu da görmüş oluyoruz. Özellikle burada da 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın temas izolasyonlarının çok sıkı olması gerektiğini de Çok sıkı gerek olması gerektiğini de görmüş oluyoruz. Burada bu tabloda ise 60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64.4'ünü hastalar oluşturuyor. Yüzde 64.4'ünü hayatını kaybeden hastalarımızın da yüzde 78.7'sini yani yüzde %80 80'e yakınını 60 yaşın üzerinde olduğunu görmüş oluyoruz. Diğer taraftan ise hastane ihtiyaç duymaksızın evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise yüzde seksen %86.7'si 60 yaşın altında. Yani 60 yaşın altında olanların önemli bir kısmını hastaneye yatırmadan evde takip etmiş oluyoruz. Ayrıca eşlik eden kronik veya bir alt hastalığın olup olmadığıyla ilgili bir tablo bu. Burada da yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde %74.4'ünde en az bir tane altta yatan bir hastalık var. Kaybettiğimiz hastalarımızın içinde de %64.2 oranı da en az bir kronik veya alt hastalığın olduğunu görüyoruz. Bu slaytta ise yoğun bakım hastalarımızın %62.2'sinde altta yatan en az iki hastalık bulunmakta. Vefat edenlerin yarısında da en az iki kronik veya alt hastalığın olduğunu görüyoruz. Bu tabloda ise risk oluşturan bazı hastalıkların dağılımları. Burada Özellikle astımla ilgili tabloyu görüyoruz. Astım hastalarının dağılım eğrisine baktığımızda yaş aralı astım hastalarının 45 ile 90 arası olduğunu görüyoruz. Burada da yaşla birlikte e, vef vefat edenlerin hayatını kaybedenlerin oranının ne kadar arttığını da görmüş oluyoruz. Bu tabloda koa hastalarıyla ilgili koahta yani kronik solunum sistemi hastalığı olan vakalar... Ağırlıklı 55 ile 90 yaş arası seyrettiğini görüyoruz. Burada da bir farklılık görüyoruz. Koa e, yani kronik solunum sistemi rahatsızlığı olan e, hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin aynı oranı koruduğunu görüyoruz. Yani genç de olsa koa hastası ise veya orta yaş grubunda ise aynı oranda yaşlı gibi bir e, risk oluşturduğunu görüyoruz. Tansiyon, hipertansiyon e, vakaları ile ilgili burada hipertansiyon vakalarının daha çok 40 ile 90 yaş aralığında görüldüğünü burada da yaşla birlikte hayatını kaybeden e, vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo. Bu tabloda ise diyabet hastaları ile ilgili diyabet hastalarının 40 ile 85 yaş aralığında değiştiğini, Burada da yaşla birlikte hayatını kaybeden vakalarımızın e, tablosunu görmüş oluyorsunuz. Burada ise iskemik kalp hastalığı olan e, olanları gösteren bir tablo. Burada da özellikle ileri yaşta e, yine benzer şekilde e, ölüm e, oranının e, giderek arttığını bu tablodan da daha net görmüş oluyoruz. Sosyal izolasyon konusunda çok çağrı yapmamıza rağmen yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Şehirler arası hareketli, daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde sokak hareketli maalesef beklenen düzeye inmedi. Kaldı ki hastalığın en yaygın olduğu illerimizde bunlar. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin hareketli ise riski daha da arttırmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeyi üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Temas, mesafe, izolasyon. Teşekkür ediyorum. Maske ile ilgili biz hastalık belirtisi olan herkesin mutlak maske takması gerektiğini artık yalnız şu dönemde her geçen gün ee, risk taşıyan ve giderek e, vaka sayısının arttığı bölgelerin olduğunu biliyoruz ve bu bölgelerde yani görülme oranının giderek yükseldiği bölgelerde maske takmanın e, doğru olabileceği özellikle kalabalık ortamlarda e, market gibi e, pazar yeri gibi e, toplu taşıma araçları gibi çalışma ortamı gibi e, yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği bilim kurulunun da bu anlamda önerisi. Şimdi ben geçen toplantıda bahsetmiştim. Özellikle bize bugüne kadar virüsle ilgili bilgi kaynağımız Dünya Sağlık Örgütü ve daha çok vakanın e, görüldüğü ve erken görüldüğü artık bir takım analizlerin yapıldığı yer olan Çin'di. Bir kişinin ortalama 2.6 kişiye bulaştırdığını biz biliyoruz. Baştan üç buçuk denmişti Dünya Sağlık Örgütü. Devamında 2.6'ya kadar düşürdü. Yani biz ortalama bir virüsü taşıyanın 2.6 kişiye bulaştırdığı bilgisini biliyoruz. Nereden? Çin'in bilgisi nereden? Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgisi. Ama bizim gördüğümüz kendi vakalarımızın analizlerini yapıyoruz ve bu vakalarımızın analizlerini yaparken dünyaya da bu analizlerimizi göstermiş olacağız. Çin'de mesela bu anlamda yapılan analizlerde binlerle, on binlerle ifade edilen biz daha analiz görmedik. Ama Türkiye bu anlamda birçok noktada yaptığı analizleri sayıca da yüksek olan binlerce binlerle ifade edilen analizlerinde dünyaya bu bilgiyi aktarmış olacak. Bu, yani bu noktada da çok şeffaf olduğumuzu söylemek istiyorum. Burada bizim gördüğümüz mesela sadece İstanbul için söyleyeyim tarama yaptığımız bu anlamda özellikle filyasyon dediğimiz gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz İstanbul bir kişiye toplam bulaştırdığı bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16. 2.6 değil. O nedenle bulaştırıcılığın, ben geçen toplantıda söylerken bunu kastediyorum. Biz dünyadaki bilgiyi iyi biliyoruz. Bilim kurulu da zaten bunu çok iyi analiz ediyor. Burada herkesin bulunduğu noktada e, biraz daha araştırarak, analiz ederek konuşması gerektiğini söylemek istiyorum. Türkiye'nin analizi şu an itibariyle İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor. Cenaze ile ilgili konu ise bu çok istismar edilen ve yer yerde e, belki e, e, Covid-19'a yaklaşımla ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyoruz. Normalde bulaşıcı hastalıklarla ilgili nasıl gömülüyor ise Covid-19'dan dolayı vefat eden kişilerin de aynı şekilde gömülmesi gerekiyor. Yani koruyucu tedbirlerle bulaşıcı hastalıklarda nasıl bir tedbir alınarak, maske kullanılarak, eldiven kullanılarak, önlük kullanılarak yapılıyor ise benzer ve devamında kefenleniyor ve ondan sonra herhangi kireç ve benzeri herhangi bir uygulama olmadan defni yapılıyor ise benzer şekilde burada da aynı durumun olduğunu biz birkaç defa yazıyla bildirdik. Dün itibariyle bu konuyla ilgili de hem içişlerine hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da bir yazı gönderdik. Yani burada farklı bir uygulamanın olmadığını, bu uygulamanın bugüne kadar bulaşıcı hastalıklarda yapıldığına benzer bir şekilde yapılıyor olduğunu, ekstra bir uygulama yapılmasına asla gerek olmadığını tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii bu boyutuyla Gündeme e, e, gelmesi ni çok istemediğimiz bir durum. Gönül hiçbir e, sağlık çalışanımızın e, kaybedilmesinden asla yana değil. E, benim de gönlümden en az şehit olarak geçmesi yatar. E, bu tabii e, önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu. Ee, ben bu kadar söyleyeyim. Ben konuşmamda ifade etmiştim. Bilim Kurulu'nun e, bugün daha e, üst düzeyde daha e, tedbirleri sıklaştıran e, bir önerisi oldu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunduk. Eee bununla ilgili açıklama e, bugün yapılmış olur. E, Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleri. Onun dışında eee Çin'den gelen ilaçla ilgili uygulamada daha önceki çalışmalar yoğun bakım döneminde olan hasta için daha uygun olacağı şeklindeydi. Ama bizim e, şu an e, gördüğümüz e, önümüzdeki 3-5 gün içinde daha net söylemek mümkün olur. Ama iki gün önce alınan bir karar gereği entübe eden, edilen hastalar için biz daha çok tercih e, etmiştik. Ee, bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi, yani solunum sıkıntısının başladığı, daha entübe edilmediği dönemde faydasının daha fazla olduğunu gördük. Onunla ilgili ilaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu. Yani faydalı olduğunu ama zamanlama olarak entübe edildiği safhada değil, daha erken dönemde, yoğun bakım öncesi dönem dahil olmak üzere entübe edilmeden başlanmasının daha büyük fayda sağlayacağı yönünde şu an bir e, eğilimimiz var ve algoritma da buna göre değişti. Havada kaldığı yönüyle ilgili yapılan araştırmanın detaylarını bilmiyoruz. Biliyorsunuz bununla ilgili yapılan çok e, geniş kapsamlı çalışmalar daha yok. E, ama şunu demin de ifade etmiştim. Bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu bu yüksekliğin bildiğimiz bir metre mesafeden sonra etkisi olmaz gibi durumdan biraz farklı olduğunu sadece söyleyebilirim. Ee, organları direkt etkilen bir özelliğini şu ana kadar bilmiyoruz. Ama önümüzdeki e, zaman diliminde vaka sayısının artmasıyla birlikte yapılacak analizlerle bunu söylemek mümkün olabilir. Fakat bizim bildiğimiz normal bir mevsimsel grip gibi başladı devamında özellikle daha organları tutmadan solunum sistemini özellikle etkiledi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliğinin daha sonra devreye girdiği şeklinde ile ilgili özel anlamda bir tutulumu bugüne kadar daha bilmiyoruz. Semptomu olan e, hastalar için, vakalar için yapılması gerektiği ile ilgili bir algoritmamız var biliyorsunuz. Herkesin test yaptırma eee talebiyle bunun doğru olmadığını biliyoruz. Eee bu ortamda da şu an pozitif olan kişiler olabilir. Bilim kurulunda da bu virüsü taşıyan kişiler potansiyel olarak her zaman olabilir. Ee, bu konuyla ilgili tabii ki arkadaşlar semptom olan arkadaşlar e, testlerini yaptırmış oluyorlar. Eee bir arkadaşımızın, e, bilim insanımızın e, böyle bir durumunun olduğunu e, söyleyebilirim. Bu kadar söyleyeyim. Benden isim isim istemeyin. Tedbirleri, evet, öneri anlamında bugün Bilim Kurulu'nun önerisi olduğunu, bu çerçevede daha e, sıkı bir tedbir noktasına doğru bu önerilerin olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım zaten. Ee, bu konuda takdirleriyle açıklar. Evet Malzeme ekipman noktasında eksiklik oluşturmama noktasında bir gayret içinde olduğumuzu üniversiteler dahil olmak üzere e, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme çabası içinde olduğumuzu söylemiştim. Ee, burada e, e, tabii ki bir tak bazı kurumlarımızın kendi uy farklı uygulamaları olabilir. Ee, bunun doğru olmadığını, çalışan bütün sağlık personelimizin bu anlamdaki ihtiyacının mutlak giderilmesi gerektiğini, bir talepleri varsa zaten bizden talep ediliyor, biz de bunun gereğini yapıyoruz. Umreden gelenler de yurt dışından gelenlerden farksız bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu anlamda en büyük etkinin oran olarak Avrupa olduğunu biliyoruz. Sadece 357 bin iki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umrecilerin sayısı yüzde on altıydı. Yani Avrupa'dan gelenlerin oranı çok çok yüksekti. Dolayısıyla yurt dışından gelen herkes de bu anlamda bir risk taşıdığını ve bu oranın farklı olmadığını söyleyebilirim. Bir sözcü seçilmesi veya tek merkezden bir takım ifadelerin söylenmesi gibi olmadı bugüne kadar. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu Sayıların konuşulduğu e, bir e, dönemden e, farklı olarak psikolojik yönü, e, sosyolojik yönü, e, istatistiki boyutlarıyla e, farklı e, bir e, din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin, bir kurulun e, oluşacağı e, bir hazırlık içindeyiz. Yani hazırlıklarına başladık yanıltta anlamında söylemiyorum. Ben tabii ki o verilen bilgilerde sonuçta bir analiz de oluyor. Bizdeki analizlerin farklı olduğunu ve bununla ilgili bilgilendirmeyi zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne de yapıyoruz. E, i̇ki gün önce Avrupa Direktörü ile görüştüğümüzde de o zaman da ifade etmiştim. Bu anlamda en sağlıklı bilgileri veren ülke olduğumuzu özellikle ifade etmiş oldular. Tabii ki biz bir takım simülasyonlar yapıyoruz ama biz daha enfeksiyonun salgının başındayız.